Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere takım lifimizin uzun lif yapılışına geçeceğiz. Hanımlar, daha önce karesini yapmıştım şöyle. Gördüğünüz gibi karesi kanalımda mevcut. Kare yaptıktan sonra kese lifini istemiştiniz. Keseyi de yaptıktan sonra uzun istediniz. Ben de sizi kırmak istemiyorum. O yüzden inşallah uzunu da güzel bir şekilde beraber yaparız. Şimdi kesenin uzunu da yapacağız. 3 renk yine 3 renk ipim var. Şöyle göstereyim. 2 kaplı lif iplerinden kullanıyorum. Tığım 2 numara 1.75 milim. Ve hemen yapılışına geçelim. Hanımlar, bu şekilde yine parmağıma doladım ipimi, tığımı buradan geçirerek kilit zincir yapıyoruz. Şöyle burada bir tane zincir, bir tane daha zincirimi yaptım. İpimi uzatarak bol olan zincirimin içine batarak buraya beşli 5 batımlık fıstık dolgusu yaptım. İpimi şuradan tutarak fıstığımı kapatıyorum. Şöyle tekrar ipimi uzattım. Fıstığımın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Tekrar ipimi tutarak fıstığımı kapattım. Aynı şekilde devam ediyorum. Hanımlar, 3 tane yaptım. 3 tane daha yapalım. Hanımlar, 6 tane fıstığımı yaptım. Şimdi bir tane daha yapalım. Bu şekilde bir tane daha yaptım. 7.'yi kapatmıyorum. Şöyle 7.'yi kapatmıyorum. 1, 2, 3. Bununla beraber 3. yuvanın içine atarak burada da bir tane fıstık dolgusu yaptım. İpimi tutarak ikisini bir kapattım. Şimdi buraya bir fıstık, ipimi doluyorum. Bir ileriye bir fıstık, ikisini beraber kapattım. Şöyle buraya bir, başına doluyorum. Bir ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Şöyle tekrar buraya bir, buraya bir, ikisini beraber kapattım. Buraya bir, şöyle buraya bir, ikisini beraber kapattım. Şöyle. Burası bizim sıramızın sonu. Şimdi bunu bu şekilde çevirelim. Sıranın başına gelmiş oluyoruz. İpimi böyle uzatarak buraya bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tepesine tekrar bir tane fıstık, şöyle başına doladım. Bir ileriye, bakın bir ileri, bir fıstık ileriye atarak burada bir tane fıstık yapıyorum. Başlangıcımız hep böyle. Şurayı ikisini bir kapattım. Tekrar buraya bir fıstık, başına doladım. Bir ileriye bir fıstık, ikisini beraber kapattım. Şöyle bir fıstık yaptım. Bir ileriye bir fıstık, ikisini beraber kapattım. Buraya bir, bir ileriye bir,
ikisini beraber kapattım. Hanımlar, mantık aynı. Burası bizim sıramızın sonu. Buraya tekrar bir, ikisini bir kapattım. Şimdi sıranın sonuna tekrar geldik, çevirerek sıramızın başına gelmiş oluyoruz. Burada yine başlangıçta yaptığımız gibi ipimizi uzatarak bir tane fıstık yapalım. Fıstığımı kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Şöyle. Hanımlar, buradan buraya kadar gelelim. Tekrar çevirelim. Toplamda 5 sıra olana kadar devam edelim. Şimdilik bunu yaparsak 3 sıramız oluyor. Dediğim gibi 5'e tamamlayıp gelelim. Bu şekilde 5 sıraya tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 gördüğünüz gibi. Şuradan şurası 5. Aynı şekilde diğer kenarlarda da 5'er fıstık var. Şimdi buradan ipimi koparıyorum. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Beyaz ipimi alarak hanımlar bakın şöyle 4 tane köşesi var. Herhangi bir köşeye ipinizi sabitleyebilirsiniz. Kesinlikle fark etmiyor. Lakin tam köşeye değil, bir ileriye şöyle. Bir geriye, pardon, ileri dedim. Bir geriye ipinizi sabitleyin bu şekilde. Burada bir tane fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. Tepesine bir tane daha fıstık. Bunu da kapatıyorum. Ve bir tane daha. Tekrar kapatıyorum. Bir tane daha. Toplamda 4 tane kapalı fıstığımı yaptım. Şöyle. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. Buradan aşağıya ineceğim hanımlar. Başına doladım. 1, 2, 3. Üçüncü noktaya şöyle bir tane fıstık yaparak ikisini bir kapattım. Şimdi buraya bir fıstık. Başına doladım. Bir ileriye bir fıstık. İkisini bir kapattım. Şöyle. Şimdi buraya bir fıstık. Fıstığımı yarım kapatıyorum. Şöyle. Tam kapatmadım. Burası bizim köşemiz. Köşeye batarak sık iğneyle tam bu şekilde kapattım. Şimdi bu şekilde yaptık. Tam köşedeyiz. Burada yine 4 tane kapalı fıstık yapalım. 1 2 3 ve 4 tane kapalı fıstığımı yaptım. Şimdi bir tane açık fıstık. Şöyle. 1, 2, 3. Bununla beraber 3 tane oluyor. Üçüncü noktaya bir fıstık. İpimi tutarak ikisini bir kapattım. Buraya bir fıstık. Bir ileriye şuraya bir fıstık.
ikisini bir kapattım. Tekrar buraya bir fıstık. Fıstığımı yarım kapatıyorum. Şöyle. Bakın. Şuraya batıyorum ve sık iğne ile kapattım. Şöyle. Buraya 2-3 tane zincir. Açılma olmasın diye ipimi şuradan kestim. Burayı bu şekilde yaptık hanımlar. Aynı şekilde buraya ipimi sabitleyerek bu köşede, bu köşede ve bu köşede de aynısını yapıp gelelim. Bu şekilde dört bir kenarında aynı şekilde yaptım. Buraya yaptığım gibi kalan kenarlarda, köşeleri de aynı şekilde yaptım. Şimdi hanımlar bu aralar var. Bakın 1, 2, 3 ve 4 tane aramız var. Onları beraber dolduralım. Onları yeşil ipimizle dolduruyoruz. Hemen bir tanesini beraber yapalım. Şimdi bakın araya, şuraya, bakın bu şekilde buraya ipimi sabitliyorum. Burada bir tane fıstık dolgusu. Fıstığımı kapatmıyorum, başına doladım. Şuraya değil, bakın bir ileriye, şuraya bir fıstık. İkisini beraber kapatıyorum. Şöyle. Tekrar buraya bir fıstık. Başına doladım. Bir ileriye bir fıstık. Kapatmıyorum. Bakın kapatmıyorum. İki tane fıstığım oldu. Şurası zaten ara boşluk. Burada fıstığımız da var. O yüzden şuraya atarak burada bir tane fıstık, üçünü beraber kapattım. Şöyle. Şimdi burada bir fıstık, başına doladım. Şuraya batarak burada bir fıstık, bu şekilde yaptım. Şimdi çeviriyorum şöyle. Buraya bir fıstık, başına doladım. Buraya bir, kapatmıyorum. Başına doladım. Şuraya bir, üçünü beraber kapattım. Şöyle. Buraya bir, başına doladım. Şuraya bir, ikisini bir kapattım. Tekrar çeviriyorum. Şuraya bir, bakın bir ileriye, şuraya bir, başına doluyorum. Şuraya, şuraya bir, üç tane fıstığım oluştu ve üçünü beraber kapattım. Şöyle. Burasını, buradaki boşluğu doldurmuş oldum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi yaptım. Şuraya batarak sık iğneyle kapattım. 2 tane zincir daha açılma olmasın diye buradan ipimi kopardım. Şöyle. Hanımlar kalan diğer boşlukları, yani şurayı, şurayı, şurayı aynı şekilde dolduralım. 3 boşluğumuz var. 3'ünü de aynı doldurup gelelim. Bir tanesini beraber doldurduk. Kalan 4'ünü de ayrıyeten doldurup geldim hanımlar. Aynı zaten. Burayı nasıl doldurduysak bunları da o şekilde doldurdum. Şimdi yine 4 tane boşluğumuz var. Bakın şurası, 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 bir de şurası V şekli gördüğünüz gibi. Şimdi bir tanesini beraber dolduralım yine. Kalanları arkada dolduralım. Şimdi
ipimi alarak bakın şuraya şöyle göstereyim. Bakın şuraya ipimi sabitliyorum. Şuraya bir tane fıstık dolgusu. Fıstığımı kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Buradan aşağı iniyoruz hanımlar. Bir ileriye bir fıstık. Şöyle. İkisini beraber kapattım. Tekrar buraya bir fıstık. Başına doladım. Bir ileriye bir fıstık. Burada ara boşluk geliyor. Ara boşluğu atlıyorum. Fıstıklarımı kapatmadan hemen soluna bir fıstık. Üçünü beraber kapattım. Ara boşluklar geldiğinde ara boşlukları yapmıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine buraya bir fıstık. Şuraya bir. İkisini beraber kapattım. Şuraya bir. Şuraya bir. İkisini beraber kapattım. Buradan ipimi koparıyorum. Hemen yeşile geçiyorum. Eğer tek renk yapıyorsanız koparmanıza gerek yok. Şöyle döndürüp devam edebilirsiniz. Ben yeşil ipimle devam ettiğim için kopardım. Şimdi yeşilimi şuraya sabitliyorum. Burada yine bir fıstık dolgusu. Fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Bir ileriye. Bakın bir ileriye bir fıstık yapıyorum. Burada ara boşluk geliyor. O yüzden fıstığımı kapatmıyorum. Başına dolayıp arayı atlayarak aranın solundaki yuvaya bir fıstık ve üçünü beraber kapattım. Şöyle. Burada tekrar bir fıstık. Şuraya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Hanımlar, aynı renk kullandığım için döndürüyorum bu şekilde. Buraya bir fıstık. Başına doluyorum. Yine ara boşluk geldi. Fıstığımı kapatmadan şuraya atıyorum. Buraya bir fıstık ve ikisini beraber kapatıyorum. İki tane zincir yaparak ipimi buradan kestim. Fazla iplerimizi hemen keselim. Şöyle lifimi döndürdüm ve bu şekilde doldurdum. Aynı şekilde buraları da kalan 3 boşluğu da dolduralım. 3 boşluk dolduktan sonra kare şeklini alacak. Doldurup gelelim. Bu şekilde kalan diğer boşlukları da doldurdum. Lifimiz kare şeklini almış oldu. Şimdi bakın bu taraf iki tarafından uzatacağız. Şimdi bakın bu şekilde tutuyorum. Şurayı bir de şurayı yapacağız. Öncelikle bu tarafını yapalım. Bu taraf da aynı şekilde olacak. Yalnız burayı arkada yapacağız. Önce beraber bir tarafını yapalım. Şimdi buradan ipimi sabitliyorum. Şöyle. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tepesine bir tane fıstık. Kapatmıyorum. Bakın bir ileriye, bir ileri fıstığıma bir fıstık yapıyorum ve ikisini beraber kapattım şöyle. Tekrar buraya bir fıstık. Buraya bir fıstık.
ikisini beraber şöyle ipim çıktı. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrar buraya bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık. İkisini beraber kapatıyorum şöyle. Hanımlar, bu şekilde düz bir şekilde şuraya kadar gelelim. Bu şekilde ilerledim, sıramın sonuna kadar geldim. Burayı da yapalım. Burası bizim sıramızın sonu. Hanımlar, burayı yaptıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. Şöyle. Şimdi aynı şekilde sarı ipimden devam edeceğim. Sarı ipimi alarak buraya ipimi sabitliyorum. Aynı yer hanımlar, köşeye sabitledim. Buraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Kapatmadım. Bir ileriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Buraya bir. Bir ileriye bir. İkisini beraber kapattım şöyle. Bu şekilde devam edelim sıranın sonuna kadar. Hanımlar, sarı ipimden de bir sıra yaptım. Şimdi aynı şekilde yeşili buraya sabitleyip bir sıra da yeşil ipimizden devam edip gelelim. Hanımlar, bu şekilde bir sıra da yeşil yaptım. Şimdi mantığımız değişiyor. Şimdi tam ucundan ipimi sabitlemiyorum. Hemen burayı da göstereyim. Sadece beyaz ipimden devam edeceğim. Bakın, şuraya değil bir ileriye, şuraya bir fıstık ileriye ipimi sabitliyorum. Buraya tekrar bir fıstık, kapatıyorum. Tepeye bir fıstık. Bir fıstık ileriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım şöyle. Yine kutu teknik olarak devam ediyoruz. Ama sıranın sonuna kadar gitmiyoruz. Bu şekilde devam edip bir fıstık kalana kadar yapalım. Şöyle. Şuraya kadar. Hanımlar, bu şekilde bakın bir fıstık kala ipimi bıraktım. Bir fıstık ilerisine gidemedim. Bu şekilde size göstermek istiyorum. Şimdi lifimi ters çeviriyorum. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir. Buradaki fıstığımı atarak ilerledim. Bakın, bir fıstık ileriye tekrar aynı şekilde. Buraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Şimdi yine tepesine bir fıstık. Fıstığımı kapatmıyorum. Bir ileriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım şöyle. Yine şuraya kadar bir fıstık kala gelelim. Hanımlar, tekrar sıranın sonuna geldim. Bir fıstık kala bırakıyorum. Yine lifimi bu şekilde çevirerek 1, 2, 3, 4 tane zincir bu şekilde ilerliyorum. Burada yine eksiltiyorum bir fıstık kalana kadar. Bu mantıkla devam edelim. Şöyle bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık, ikisini beraber kapattım. Bu şekilde dediğim gibi hanımlar yapalım, devam edelim. Tam eksilene kadar gelelim.
Hanımlar, tepede 3 tane fıstık kaldı. Yine bir fıstık ileriye zincirimi yaptım. Şimdi burada üst üste fıstıklarımızı yapalım. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tekrar bir tane daha yaptım, kapattım. Birkaç tane yapalım hanımlar. Hanımlar, 9 tane fıstığımı yaptım. Hepsini üste kapattım. Bakın, 9.'yu kapatmadım. Bunu da hemen yarım kapatalım. Bu şekilde yarım kapattım. Şöyle buraya bu şekilde kaydım. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir yaptım. Şuraya batarak ipimi buradan koparıyorum. Şimdi burada lifimizin kulpunu da yapmış olduk. Şöyle. Hanımlar, şimdi aynı şekilde bu tarafı da yapalım. Yine bir sıra beyaz, bir sıra sarı, bir sıra yeşil. Bu şekilde. Ondan sonra beyazı eksilterek bu sırada da yapıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde iki tarafını da yaptım. Şimdi sadece kenar tığlaması kaldı. Şöyle tam göstereyim, tam görünmüyor. Şöyle. Şimdi kenar tığlamasını yapıp lifimizi bitirelim. Lifimizin uzunluğu gayet normal. Uzunluğu ideal. Şimdi kenar tığlamasına geçelim. Kenar tığlaması da diğerlerinde yaptığımız gibi aynı şekilde yapalım ki aynı şekilde uyumlu olsun. Şöyle. Şimdi buradan ipimi sabitliyorum. Şöyle. Kulpu olduğu için buraya yatay fıstık yapıyorum. Şöyle. Fıstığımı yarım kapatıyorum. Şuraya batarak sık iğneyle tam kapatıyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı yarım kapatıyorum. Şuraya batarak bu şekilde tam kapatıyorum. Aynı şekilde şuraya kadar gelelim. Bu şekilde kulpunun tığlamasını yaptım. Şimdi şuraya geçelim. Burada ipimi uzatarak bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle, ip çekildi, çok da önemli değil. Bir tane yaptım, şu köşeye atarak burada da bir tane fıstığımı yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Bu şekilde. Şimdi şuraya küçük bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Yine aynı şekilde tepeye attım. Bir, iki tane zincir. Şuraya batıyorum. Bir fıstık. Bakın şuraya değil. Şuraya. Atarak burada bir fıstık. Çünkü burası ara boşluk. O yüzden ara boşlukları atlamamız lazım. Yine buraya bir fıstık. Tekrar bir, iki tane zincir. İki tane zinciri sadece şu beyaz bitene kadar yapıyoruz hanımlar. Çünkü burada ara boşluğu almadığımız için toplanma yapabilir. Şöyle. Hanımlar, köşeye kadar geldim. Şimdi
köşede bir tane yaparak, bakın şurayı güzel göstermek istiyorum. Şimdi artık bir zincir yapıyoruz. Köşede bir tane normal yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir araya, tekrar köşeye batıyorum. Buraya bir, bir ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Buraya bir fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar buraya ve bir zincir yaparak şuraya kadar geliyoruz. Bundan sonrası araya iki zincir yaparak şuraya yapıyoruz. Kenar tığlamasını, pardon, kulpun tığlamasını da buraya yaptığımız gibi yapıyoruz hanımlar. Şuradan şuraya kadar gelip lifimizi bitirelim. Hanımlar, lifimi bitirdim. Bu şekilde bütün kenar tığlamasını aynı mantıkla yaparak ilerledim. Kulpları bu şekilde oldu. Biraz da değişik oldu ama tasarım bana ait. O yüzden ben de ilk kez yaptım. Beğendiyseniz siz de yapabilirsiniz. Diğer karesini ve diğerini de takım olarak yan yana göstermek istiyorum. Şöyle. Hanımlar, üçlü takımımız bu şekilde hazır. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.